Herkese merhaba, Tank Mekanik Simulator çıktı. Şu an bir indirim var 27 Şubat'a kadar geçerli. Ancak U-Boat ya da Car Mekanik sahibiyseniz yine %15 indirim oluyor ve 24,5 liraya falan geliyor Tank Mekanik Simulator. Türkçe desteği de eklendi. Ancak Türkçe karakter sorunu var oyunda. O yüzden çeviri yanlış çıkıyor. Ben de İngilizce göstereceğim. Çeviride bayağı bir şey var, hani Türkçe karakterler görmemiş oyundan kaynaklı olarak. Bu düzeltilecekmiş. Ondan sonra zaten yine oynarsınız o şekilde. Geçen sene çıkacaktı, bir sene ertelenmiş oldu. Dinamik arazi özelliği var, hani bu arazi aracıyla jipleyemen gidip tank arıyorsunuz tarlalarda, arazilerde. Küreyi alıyorsunuz, kazıyorsunuz. Yine görev çıkarsa göstereceğim. Baştan sona şöyle tankları söküp tamir edebiliyorsunuz, yenileyebiliyorsunuz. Görevler geliyor. Diyeceksiniz ki kimin bu tanklar? Yani ne bileyim. Gece gündüz döngü zaten normal açık dünya haritasında var. Yine normal garajda geçiyor ama dışarı çıkabiliyorsunuz yükleme ekranından sonra. Grafikler iyi. İlk geldiğinde, yani demosu geldiğinde bir yıl kadar önce, bir yıldan evet Şubat Mart gibi gelmişti demosu. Ya oyun çok kötü durumdaydı ve daha sonra bir sürü güncelleme geldi. Hatta demosuyla arasında yine farklar var. Eksik tanklar vardı, onlar full sürümde gelecekti erken erişim olarak çıksaydı ama şu an tam sürüm olarak çıkıyor. İyi durumda. İyi durumda olduğunu söyleyebiliriz. En azından şu an aldığınızda 11 tane tank var ve bunları rahat rahat oynayıp işte toplayıp tamir edebileceksiniz, boyayabileceksiniz, pasını çıkartabileceksiniz, yeni parçalar takabileceksiniz. Tabii bu araç da var ama şöyle genel bakışa bir bakalım. Şimdi İngiliz tankları yazıyor orada ama yok. Eklenecek bunlar demek ki. Alman tanklarını zaten görüyorsunuz. Hatta ben kısa bir video zaten çekmiştim, böyle paylaşmıştım merak edenler için. Ya bu ekranda bütün tankları inceleyebiliyorsunuz ya. Hani bu kısmı da mesela yok edebilirsiniz vesaire. Alman tankları daha fazla. Amerikan tankları yine 2. Dünya Savaşı'nda olan. Rus tankları. Ya dün akşam ne uğraştım ya. Şu Rus tankını KV2'ye aldım, bir tane görev. Bayağı da para veriyordu falan. Saygınlığı falan da yüksekti. O kadar parça eksikti ki, yani %81 falan yapılması gerekiyordu aracın. Mecburen yazmak zorunda kaldım yani, o bu şekilde. Bütün parçada kaç tane alacağımı falan. Şimdi yarısını tamamladım, sonra dedim ki uğraşamayacağım, kapatayım. İşte siparişi tamamladım, tabi paramı aldım da olsun. Yine de bayağı sıkıntı yani. Baştan sona toplatıyor. Yine şu şekilde gece gündüz döngüsünün şeyini görebilirsiniz. Yani tank modelleri falan, grafikler bayağı iyi yani, güzel yani. Zaten sistemi çözdükleri için bir sıkıntı yok biliyorsunuz. Yani garaja geldik. Burada taret standı bu. Tareti buraya taşıyabiliyorsunuz tanktan. Yani tıklıyorsunuz taşınıyor. Burada da merdiven var yine çıkmak için. Boyama yeri burası. Açabiliyorsunuz kapılarını. Paint room panel varmış. Hani tabi tankı oraya önce taşımanız gerekiyor vesaire. Yani güzel yani. Bu ortam zaten standart. Çoğu zaten sabit objeler. Lambayı açabiliyorsunuz. Ondan sonra burada normal bu upgrade paneli var. Ben de tableti açtım. İşte daha hızlı takma etme falan gibi, daha çok para kazanma gibi durumları açtım. Bak burada şey var. Parkur var. Drone da varmış. Parkur var. Garaj sayısı, garajdaki kapasiteyi yükseltebiliyoruz falan. Hani bunlar biriktikçe açacağız. Yine upgrade paneli aynı sayfaya gidiyor. Buraya motor standı. Motoru buraya tıklıyorsunuz, aktarıyorsunuz. Bu Emir'la dün oynarken bir vurdum, tanka parça yok oldu gitti. Baştan söyleyeyim, dikkat edin. Sand Blaster'la zaten pasını yok. Önce pası bu makineye kaldırıyorsunuz. Pas çıkarıcı. Sonra Sand Blaster'la kumlama yapıyorsunuz. Gri oluyor. Paint Gun'la da boyuyorsunuz filan. Müzayede filan var ama müzeye filan gidiyorsunuz ama şu an bende açık değil. Bilgisayar zaten klasik. Mail'de bir sürü sipariş var. 17.000 dolar olanlar bayağı sıkıntılı yani. Alman tankını filan şey yapacağız. Alışveriş zamanı filan demiş de. Neyse, Uncle Tom, ondan alırız. Müzedeki durumunuzu, raporu filan göster ama şu an bir durum yok tabi orada. Paramız sağda zaten. Mesajca saat, tarih filan. Burada da aktif görev olduğunda buraya neyi alman gerektiğini söylüyor. Tabii mağazada şimdi tankları görüyorsunuz tekrar şöyle. Tanklar bunlar. Tıklarsanız buraya böyle bütün parçaları gelir. Boyalı, kumlu, kirli, milli diye kategoriler var. Soldan yine kategorisini falan değiştirebiliyorsunuz. Gayet yeterli. Demosunda 3 tane mini tank vardı ya. Evet, 3 tane tank vardı. Daha sonra işte eklendi tam sürümü. Tabii demoya onlar gelmemişti aslında pek. Ya bayağı iyi. Bir dışarı çıkayım 2 dakika. Şimdi bu ilk demosu geldi, tekrar söyleyeyim. Burası çok rezaletti ya. Çok görüntü var, çok kötüydü. Bir de şöyle bir şey yapın. Ayarlarda. Yüksek ayarda falan oynuyorum da. Ya seste müziği kısabiliriz. FOV ayarını 75 falan yapın. 50'de falan geliyor. 50'de oynanmaz kör olursunuz yani bu şeyde. Araba sürseniz tam başka bir şey de yani, 75 falan yapın, biraz daha şey yapsın. Gözüm ağrıyordu yani öyle oynarken. Burada mesela çöplükten bir şeyler arıyorsunuz. Tanklar zaten gelecek. 16 trash şey aldı.
Böyle bir şey yoktu aslında pek. Ya da çalışmıyordu tam. Neyse hani böyle bir alanda var. Araziye tabi o görevi aldıktan sonra çıkıyorsunuz. Radyomuz elbette var ama şu an açamayız. Şimdi T-34 tankı gelecekmiş. Bilgisayarda ses geliyor ya bildiğin. Yani müzik tabi kapattığım için şu an duyamıyorsunuz da tank geldi. Görüyorsunuz. Sağda durumunu gösterir. Kirini, pasını, işte kumlamasını, astarını, boyamasını gösterir. Astarlıyım zaten, buna bayağı iyi durumdaymış. Ne istiyorsun o zaman? O zaman sen de buraya engine cover falan alacağız. Motorda alınacak bir şey var mı? Bakalım hemen. 2 ile sökme modu, 1 ile takma modu. Sağ tuşla takıyorsunuz. Sol tuşla zaten farını seçiyorsunuz. Tabi sökülemiyorsa zaten kırmızı olarak gösteriyor. Önce birini sökmeniz gerekiyor vesaire. Şöyle bir şey de var. Şimdi buraya motorunu alayım isterseniz. Yani burada ekranda çıkıyor T-34-76 tankı. Ve motor buraya giriyor, yine sökmeye başlıyorsunuz. Standart. Hani burada yani aynı. Geri gönderelim adamın tankını. Şimdi radyal var. Farin orta tuşuna basarsanız tankın durum menüsü. Tablete buradan erişiyorsunuz. Tableti hiçbir zaman sevemedim. Depoda tankların kategorisine göre çıkan parçaları görüyorsunuz. Satın aldıysanız eğer yeni parçalar da buraya geliyor. Hatta var olan eski parçaları onarabiliyorsunuz belli bir bedel karşılığında. Belli bir süresi oluyor, 40 saniye 50 saniye falan. Onarıyor parçayı, sonra da sağlam olarak bırakıyor. Yani dikkat edin, yani hemen pat diye yani alayım hemen parayla falan demeyin. Ben yaptım çünkü zarar ettik. Modül menüsü şöyle. Şimdi modül olarak tamam oraya geliyor da. Tareti de söktük ana. Bir de bunun içine girebiliyorsunuz. Interior options var işte bak. Tank exterior. Aa dur, öyle değil lan. Get inside dediğinizde driver slot var. Bu şekilde işte. Tamam mı? Yan tarafa geçebilirsiniz. Sökebilirsiniz buradan. Çünkü buraya da girmeniz gerekiyor. Ya bir de işte radyo operatör slotu varmış mesela, oraya geçiyorsunuz. Yükleme slotuna geçiyorsunuz. Gunner, commander filan. Güzel yani, hani bayağı iyi işte. Tareti söktük. Tarette bir şey yok ki. Tamam, motor kapağı, edge ve cover, işte yakıt tankı, transmission cover edge varmış, exhaust pipe cover, gearbox cover, bunlar. Ha yanıp sönüyormuş lan zaten burada. Aa ben niye görmedim? Transmission. Benim aldığıma denk gelmiş demek gecenin köründe, ondan ya. Vallahi ondan olmuş. Ben de diyorum nasıl olmaz. Ulan oynarken zaten hani kendin bile yapıyor olsan dersin ki yani burada millet uğraşacak. Neyse, yazmak da güzel yani, ne alacağımızı yazalım öyle oynayalım. Şimdi bir sağ tuşa tıklıyorum ve otomatik olarak geliyor. Bak kalmış. Transmission kapağı. Egzoz borusunu bak şöyle takıyorsunuz. Zincir mincir de hani bu şeyler de var ya bunlar. Onları da değiştirebiliyorsunuz. Yakıt tankı. Bak 17 bir doğallık bir şey var. Tank var şimdi. Yani bunu ben nasıl yapabilirim ya? Renovasyon falan benim işim değil bunlar. 12 bir doğallık olan şu dalgayı alayım bir. Oo bu ne be? Bu ne arkadaş ya? Hiç mi bakmadınız şu tankı? Nereden, hangi çöplükten çıkardınız? Sol tuşa çalışıyor. Sağ tuşa çok basıyorum. Düşüyor böyle sonra. Sol tuşa bastığımızda. Yani güzel, bu olay sıkıyor biraz. Sesi özellikle ama hani normal sonuçta. Tabi üzerine tutunca ne işe yaradığını o parçaların görüyorsunuz. Şimdi kumlama yapacağız. Bu yani tuttuğunuzda bu şekilde zaten yok ediyor. Astar çekme falan hiç yapamadım yani, öyle bir şey. Yani şunun, şimdi imlecin olduğu yer bakın. Oraya tutuyorum ama hani tabi animasyon olarak sanki yanlış yere yapıyormuş gibi oluyor makine. Belki bunun biraz daha yukarı döndürmesi mi lazım, ne bileyim. Bu biraz daha kolay. Motor kapağını falan sökmedim. Orada da herhalde yapılacak şeyler olacak çünkü. Önce bunları bir yapalım. Bak şurayı yapmadık, basını çıkarmadık. Kalmış öyle orası işte, atlıyorsunuz. Bir tane extraction görevi aldım. Buradan başlatabiliyorum. Off-road arabası ya da ATV ile gidebiliyorum. Off-road arabası bir gidelim. Geldik. Burada performans biraz değişik olabilir. Frame'imiz burada. Metal dedektör, onun tablet burada. Biz görünmüyoruz ama olsun. Sürüşünü biraz değişmiyor diyeceğim de biraz garip olmuş. Neyse. Şimdi şu sol alan olacak. Zaten haritada gösteriyor. Dinamik arazi için çok güzel örnek videolar hazırlamışlardı. Ama daha sonra ne olduysa çok böyle nasıl diyeyim, garip oldu bir
Hani burada arayacağız ama nasıl olacak? Şöyle M tuşuyla işaret koyuyorsunuz ama onları daha sonra kaldırabiliyorsunuz. Aa, bulduk. Tamam. Şurayı alalım hemen. Dalacağız oraya. Ya kazma olayı biraz garip burada, onu söyleyeyim. Ya takım çağırmak için diyor, tableti dön diyor. Ben biraz daha kazayım. Böyle görün. Yani bu da bir inşaat simülasyonu değil. Tankı böyle görmemiz yeterli zaten bizim için. Şimdi vinç falan gelsin böyle. Tank burada bulduk. Drone diyor, uydu diyor, dig diyor. GPR ne? Ha bu. Operasyonun bedeli 0 dolar. Ne oluyor şimdi? Kazdınız mı? Kazıyor musunuz? Bayağı kazmış adamlar ya. Ne bu? Pressure. Aa, basınçlı suyla yıkayacağız mı? Ya güzel şeyler, güzel şeyler. Yıkayalım. Çamur olmayacak mı burası? Belki demek ki olmuyor ya. Biz bilmiyoruz. En sevdiğim, çok güzel ya bu olay. Şöyle yapacağız. Tankın yanındayız şu an. Görüyorsunuz. Burada radyal menüye tıklarsak tank on trailer falan diyor. Clean tank 500 dolar. Yok canım, clean 39. Ben temizlerim bunun depoda. Tank on trailer. Kamyon gidiyor mu? Rocky Digger diye bir şey kazandık ya, başarıp böyle tankı aldık. O operasyon büyük, görüyorsunuz. Yani operasyon bayağı büyük. Tankımız buraya geldi. Tabii buradaki kapasiteyi artırabiliyorsunuz. Bunu ne yapacağız? Ya bunu kumdayalım mı? Ne yapalım? Bunu ben nasıl toplayacağım? Bu ne tankı ya? Alman tankıymış. Neyse. Aynı tanka lan, benzemiyor mu? Bu J. Aa, aynısını bulduk. O zaman para lazım onu toplamak için. Neyse, biraz buna malzeme aldım. Şimdi bunu alacağımız parçalar, ya alacağız mı almayacağız mı emin değilim. Bir dakika. Şimdi takmamız gereken parçalar bunlar. Şuraya bir motorunu bunun getirelim. Burada engine header falan lazımmış. Şöyle hemen depodan bir bakayım ne var. Yok bir şey. Engine header lazım, tamam. Aa, bu bozukmuş. Motor. Rust removal. Aa, buna mı? Onlar şey yapmamız lazım. Bir dakika. Rust removal. Sürekli bu mail sesi beni çıldırttı. Tıt tıt sürekli. Gerek yok böyle bir şeye. Bunları restore edebiliriz. Yani böyle tıklarsak söktüğümüz parçaları geri dönüşüme de gönderebiliyorsunuz ve onara biliyorsunuz paint kısmına kadar, görüyorsunuz. Bak, 108 dolar. 35 saniyede yapacak bunu. Ve değerleri artıyor. Ve hallettik. Tabi hala almamız gereken parçalar var. O yüzden onları alacağız şimdi. Onları takmalı mıyım? Hayır, takmamalıyım. Aslında şöyle bir şey var. Motor gövdesiyle taret sonuçta farklı bir sistem. Ondan sonra zaten araç şey olarak sökülmüyor. Onları takabilirsiniz aslında ya. Ama tabi bak, mesela buraya tıklarsanız böyle parça olmadığını size söyler. O yüzden burada yapacağız. Bunlar restore edilen parçalar. Şu an tareti söküyorum ama yani şöyle bir şey var. Çok Commander Seed bozukmuş. Ne diyeyim ki, böyle bir garip ya. Yani sökmen gerek hepsini, yani tankın toplanmasının zor olduğunu. Bauxite, tank repair, bunları onaracağız. Ya yani tankın toplanmasının zor olduğunu ve her parçayı alman gerekmediğini gösteriyor. Yani mesela depoya geldiğimizde şimdi burada hemen onarılması gereken parçalara bakacağız. Tarete oturttuk. Yani birkaç eksik parça vardı, onu da koydum. Yani hala eksik parçalarımız var. Taret ve motoru sökerken ayırmak lazım bir kere ve ondan sonra buraları ayrı ayrı yapmak lazım. Bu süspansiyon almanı tekrar söküyorum tekerlekle birlikte. Bunları bir durumuna bakacağım. Roller support bu. Evet, yani bunları kaç tane aldım ama yeniliğiyle değişebiliriz aslında. Yani şunları mesela onaralım. Yine bunları tamir ediyorum. Ya biraz fazla uğraştırıyor. Bir saatten fazladır oynuyorum. Özellikle bu çok vakit almaya başladı. Bu şekilde devam edecek. Yani sonuna kadar. Yapacağız ama
taktik şu, yani her şeyi sökmek almadan önce bazı önemli parçaları, yani motoru ve tarayı tarayıldıktan sonra durumlarına bakmak. Zaten E tuşuna bastığınızda aslında tankın genel olarak durumunu da görebiliyorsunuz ama ben direkt daldık bak. Buradaki pedalı ben aldım, yenisini. Yenisini takacağım. Yapayım. Hatta içeri mi geçelim? Get inside driver slot. Bak şöyle. Yenisini taktım. Bunlar da onarıldı herhalde. Tamam. Tamam, bunu alacağız ya. Şok. Bir tane daha Rodwell alacağız çünkü onu takınca bir Rodwell daha çıkıyor. Şu sağ taraftaki paleti yaptık. Şu an %76'sı onarıldı. Şöyle bir bakacağım, tekrar %80 takılması gerekiyor. Bunları takacağız zaten arka tarafta ya. Artık takayım ben onları, tamam. Zaten bitireceğim öyle. Yani vardı zaten dalgalar. Yani eğer bir şey olmadıysa. Yani zaten vardı bunlar. Niye bana? Tamam, bir tane engine alacağız. Yeni olanlar zaten belli. Hepsini mi sökmemiz gerekiyordu ya? Böyle bir şey yok. Bir şey diyeceğim. Ben şimdi bunu böyle yapsam ne olur? Yani ben bunu böyle yapsam, finish order desem, ben paramı gene alırım. Eksik gitti ama yapacak bir şey yok yani. Bitmiyor. Çok uzun sürüyor. Mesela bunu toplamak lazım, aynı tank. Yani düşün, bunun hepsini ben söküp onarıp takmam. Taksan ne olur? Motora ayırman lazım, şeye ayırman lazım. Mesela bunu da yine test drive options ne ya? Çalışmıyor ki. Oo, bu iyiymiş. Az önce bakacaktık, bakamadık. Tankın durumuna bak ya. Ben bunu niye göstermedim? Eksik parçaları al diyor lan. Aa. Eksik parçaları al da. Eksik parçalar. Trax. Eksik. Ona yani eksik parçalarda 4000 dolar diyor. Nasıl alacağız? 9174'müş. Eksik parçaları almak. Ya biz niye böyle uğraştık? Ben niye uğraştım bilemiyorum. Yani böyle tatlı mı geldi bana bu oynanış tarzı? Bilemedim ya. Ondan oldu herhalde. Satabiliriz de, şey yapabiliriz de. Yani bunların hepsi söküp onarmak lazım. Yani keyfine göre, ama canı isteyen yapsın, canı istemeyen yapmasın da. Şu motor olayını kaçırdık ya. Boyama odasındayız zaten. Yarda taşıyabilirsiniz ve yine workshop'a taşıyabilirsiniz. Tabi şu var, workshop'a taşırsanız iş aldığınızda sıkıntı olacak. Görüyorsunuz şimdi, bak şeye geldim, hepsi ölmüş, bütün tank zaten yerin altından çıkardık bunu. Neyse, görüşürüz bir sonraki videoda. Ya, tank mechanic simulator gerçekten iyi. Mantıklı oyun, en azından bir amacı var, bir şeyler gösteriyor, öğretiyor falan. Yalnız bu ilk duyurulduğunda bu görevlerin biraz böyle İkinci Dünya Savaşı'ndaki tarihi olaylara dayalı olacağını falan söylemişlerdi. Öyle resimler falan gösterilmişti ama onunla ilgili bir şey görmüyor. Yani görevler sıradan görevler olarak geliyor. Yani bir hikaye yok. Onu zaten sen uyduruyorsun ya da tankın gerçek işte hikayesine bakıyorsun da bayağı iyi. Yani bu tankı bu tankı var ya, yani dur şöyle bir vurayım, nasılsa tank benim. Yok oluyor böyle. Vur ya. Zaten bitmiş gitmiş bu. Ne bu artık? Bunu olsa ne olur, olmasa ne olur? Vur ya. Taret manet kalmasın, bir şey kalmasın. Vur. Zevkine. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bakalım ne toplayacağız. Yani bunu ben muhtemelen toplamam. Şu an başka bir tank alırım. Onu göstermeye çalışırım da. Her tank bu kadar uzun sürüyor. Çünkü zaten 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tanklar çok az herhalde böyle. Ufak tefek bir şeylerin yenilenmesi gerekiyor ama geri kalanı full toplama, boyama, baştan sona tadilat, tamirat. Görüşürüz, hoşça kalın.